Herkese merhaba dostlar. İtopya'nın doğum günü fırsatlarını özel söz verdiğimiz ikinci sistem videosuyla karşınızdayım bugün. Fakat bir noktaya değinmek istiyorum. Yani dün yayınlamış olduğum sistemde bazı arkadaşlar yazdı. Abi YouTube'da bildirim gelmiyor bizlere veya çok geç geliyor. Evet geç gelir. Çünkü bazılarınız yayınladığımız diğer videolara hiç tıklamıyor. Yani bildirim gelmese daha arada bir kanala gir. O videoya tıkla. Tıklamazsan YouTube bu sefer seni kanala karşı ilgisizmiş gibi düşünür ve sana bildirim yollamaz. Abone olup bildirimleri açıp açmamanı bile artık umursamıyor YouTube. Yani izlenme sayılarımız bile geriye düşmüş durumda. O yüzden yayınladığımız videoları yani hatırım için böyle bir tıklayın bir saniyede olsa izleyin arkadaşlar. Neyse Geliyoruz şimdi oluşturmuş olduğumuz RTX 460 ekran kartlı sistemimize. Toplamda 600 adet stok ayarladık sizlere arkadaşlar. Fakat bunların her biri birbirinden farklı fiyatlara satılacak. İlk 100 adet stok 18.999 TL fiyattan web'e özel açılacak. İlk 100 stok bittikten sonra 500 TL fiyat farkına yani 19.499 TL 250 adet stok daha eklenecek. Bu da bittikten sonra 19.999 TL'ye 250 stok daha eklenecek. Yani toplama vurduğun zaman 600 kişi bu sistemden faydalanacak arkadaşlar. Bence değerlendirin. Ama şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki abi bir ay önce bir kanal bilmem kaç lira fiyattan paylaştı. Ya paylaştı 50 tane stok için paylaştı kardeşim. Bir ayda dolar 2 lira oynadı. Bakın yani 30 buçuklardan 32'lere dayandı. O yüzden böyle saçmalıkları o al saçlar kenara bıraksın. Biz burada 600 tane kampanyalı stok oluşturmuşuz. 50 tane 100 tane stok açsak saniyesinde bitecek bir de üstüne küfür yiyeceğiz. O yüzden al gitmemesi adına ve ihtiyacı olanların faydalanması için bence böylesi çok daha sağlıklı arkadaşlar. Fiyat avantajı da oldukça iyi. Piyasaya baktığınız zaman benzer donanımlara sahip sistemlerden yani 3.000-4.000 TL daha avantajlı benden size söylemesi. Dolar kurunun ne olacağını biz biraz biliyoruz ama aldınız aldınız almadınız ondan sonra yine yorumlarda yazarsınız. Abi yine cam mı sistemi? Artık duvar yükselince çok zor olur. Neyse şimdi toplamış olduğumuz sistemin parçalarına tek tek geçeyim. Gigabyte'in şu H610 MK DDR4 anakartını her gördüğümde kullandığım bir laf var. O da ne oluyor? Milli anakartımız. Harbiden yani Türkiye'de ne kadar satıldı bilmiyorum. Belki 1 milyon tane olmuştur diyeceğim de neyse. Oldukça güzel fiyat performans odaklı LGA 1700 Sovyet yapısında bir anakarttır bu. Intel'in 12, 13 hatta 14. nesil işlemcilerini de bu anakartla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bellek desteğinde ise 64 GB'a varan 3200 MHz RAM'leri de takabilirsiniz. M2 destekleri falan her şey zaten var. Biz bu anakartla beraber yine fiyat performans odaklı ve sistem bütçesini çok yükseltmemek adına Intel'in Core i3 13100F modeline yer verdik. 4 çekirdek ve 4 izleye sahip 12 MB'lik smart cache barındırıyor. Turbo Boost frekansı da 4.5 GHz hızları da çıkabiliyor bu işlemci. Tabi oyunlarda e, benim e, dikkatimi çeken frekans noktaları 4.3 ve 4.4 GHz seviyelerinde oldu. Ama gayet fiyat performans odaklı bir işlemcidir. Sistemde kullandığımız bellekler ise Corsair'in Vengeance serisi. Her biri 8 GB'den 2 adet modül var ve toplamda 16 GB kapasitedeler. 3200 MHz frekansla da çalışıyorlar. Dileyenler bunu sistemi satın alırken o 6 GB'ı da yükseltebilirler. Ama bence çok ihtiyaç da yok arkadaşlar. Depolama tarafındaysa Kioxia'nın Excel serisi 500 GB kapasitede NVMe M.2 SSD'sini taktık arkadaşlar. Bunu da dileyenler 1 TB kapasiteye veya 2 TB kapasiteye satın alma kısmında yükseltebilir. Geliyoruz ana donanıma o da ne oluyor elbette? Şöyle bakalım Gigabyte'ın Windforce OG serisi RTX 4060'ı çift fanlı ve oldukça kompakt boyuta sahip ama soğutma performansı ciddi anlamda aşırı başarılı arkadaşlar. Canlı oyun testlerinde zaten hepsini görüyor olacaksınız. Ayrıca kullandığımız RTX 4060 ekran kartı 8 GB'lık belleklere sahip. DLSS 3 ve ışın izleme desteklerini de barındırıyor arkadaşlar. Özellikle full HD oyunlar için ciddi anlamda güzel performanslar da sergileyebiliyor. Tüm bu bileşenleri topladığımız kasaysa şahsen benim en çok hoşuma giden bileşenlerden biri oldu. Bitfenix'in Flow C artı P diye bir modeli arkadaşlar. Yani donanım içinde ufacık kaldı. Kasa uygun fiyatlı segmentlerine nazaran daha büyük bir boyuta sahip. Çünkü üst tarafında sıvı soğutma desteği de bulunuyor. Ön tarafı boydan boya meş bir yapıda. Hava akışı zaten oldukça iyi. Ön tarafında 3 tane 120 mm fan var. Egzoz fan yuvasını es geçiyorum. Ayrıca camı şu şekilde açılıyor temperli cam, menteşeli yani öyle vida söktüm falan filanla uğraşmıyorsunuz dahil olarak bir de 600 wattlık bir güç kaynağı bulunuyor böylesine bir sistemi rahatlıkla besliyor çünkü kullanılan RTX 4060 ekran kartı 120 wattlık power limite sahip işlemci deseniz oyunlarda 45 wattın üstüne çıktığını ben çok görmedim yani rahatlıkla sistemi besleyebiliyor diyorum ve hızlı bir şekilde canlı oyun testine geçiyorum Evet geldik CS'ye. İlk oyunumuz CS 2.0 arkadaşlar. Ortalama 180-200 FPS başladık. Bakalım kaça düşecek? 190, 180. Gayet güzel. Akıyor. Ya Nvidia ya. Nvidia'nın yeri bir ayrı gerçekten. Var mı burada birileri? Anam anam kim var? Arkamdan biri sıktı bana da. Arkamdan sıkmışlar. Neyse. Ortalama 180 FPS diyebiliriz biz bu değere. Nereye gitti lan bu? Neyse boş ver dur bakayım. Şuradan birileri çıkacak. Yusuf Yusuf oynuyorum. Allah! Lan bari şunu öldüreyim. Kolsun tekim. Ya Rabbim bir bırakın bir salın beni bir salın. Bir salın. Değerleri görüyorsunuz. Ekran kartı %75 yüklerde işlemci %58'lerde herif beni öldürdü zaten sıcaklıklar oldukça güzel mesela ekran kartı 58 dereceyi geçmiyor oldukça serin işlemcisi %60-65 derecelere çıkıyor frekansları ise 13100F işlemcimizin 4.3 GHz'lerde arkadaşlar şöyle bir akalım bakalım biraz daha hani sizler canlı bir şekilde görün zaten değerleri okuyabiliyorsunuz. 3 kilo aldım neyse var mı şuradan gelen. Şu bizi arkamızdan vurmaz. Herhalde derken başkasına patates olduk. Neyse bu arada ekran kartının güç tüketimi çok da değil biliyor musunuz arkadaşlar. RTX 4060'ın gördüğünüz gibi bu oyunda 105-107 watt'lara çıkıyor. Diğer sistemi yükse konu oyunlarda biraz daha artacak tabii ki. İşlemci deseniz 35 watt'larda yine aynı adam öldük. Neyse ben CS:GO'yu burada kapatayım arkadaşlar sistemi daha da ülke sokan oyunlara geçeceğim ama bir Valorant yapalım benim nalet ettiğim oyuna. Bu salak Valorant yine TPM hatası verdi. Valorant'ı o yüzden oynayamıyorum arkadaşlar. O yüzden bir 4-5 yapalım bakalım. Geldik 4-5'a. Bakalım ne verecek? High ayarlarda açtım arkadaşlar. Ekran kartı %97 yüklerde. işlemci deseniz %47'lerde seyrediyor. Bu oyunda çok ekran kartı ve işlemci darboğazı yok. 100-110 FPS'lerde gayet güzel, 118'lere çıkıyor, grafik kalitesi zaten muazzam bu oyunda. Bana bir çarpmayın ya, arabam... Yani arabamı resmen şey ettiler. <laughs> Şimdi küfür etmeyin, boş ver. Evet, ekran kartı 68 derece, işlemci 65 derece, 4.2 GB belleğini harcıyor ekran kartı. 115 Watt'lık güç tüketiyor, gayet güzel. Demiştik zaten 120 Watt'lık power limit'e sahip diye. Fanı da 2000 RPM'lerde biraz sesli açıkçası onu da belirtmek istiyorum. Sonucuma işlemci yine 4.3 GHz'lerde Intel'in Core i3 13100F'i e, ee, şahsen 13400'ler falan muazzam frekans seviyeleri de çok fark ediyor arkadaşlar. Güç getimi tabii ki bu versiyonda 35-40 Watt'lara çıkıyor maksimum. Daha da üstünü ben şahsen görmedim. Değerleri görebiliyorsunuz 4.5'da da gayet iyi. Yani araba yarışlarında yarışları dedim yarışlarında güzel FPS değerleri de sunabilen bir sistem oldu bu arkadaşlar diyorum. Ve evet, yani ben oyunumun keyfini çıkartıyorum dermişim. Bu oyunları seviyorum. Bazıları dal geçiyor abi klavyeyle oynanmaz araba yarışı oyunu oldu. Direksiyon alayım yani gideyim para vereyim. Oynanıyor abi bal gibi. Bak mis gibi de dönüyorsun ne diyorsun. Bakın FPS 140'lara çıktı. Ama neyse 4 ben burada kapatayım en iyisi. İşlemciyi ve ekran kartını sömüren oyun God of War'dayız. 85. Yani 89 75'lere de düştü. FPS'i görüyorsunuz. Full HD ultra ayarlarda açtım. Boyun aşırı dalgalı ve bir... FPS'te de bir saçmalamaya başladı son güncellemelerle. Bakın grafik ultra ayarlarda nerede görüntüye geliyorsun. Altta DLSS'i de açtım dengeli modda. Hadi, hadi bunu dur kalite yapalım. Bakalım kalitede ne değişecek. Yani veya DLSS'in dengeli modundan kaynaklı da olabilir. Biraz tabii ayarlar kendini geçte toplayabiliyor. Kalite modunda daha iyi FPS verdi. Bakın 90, 95'e falan çıktı. Yine 80. Ama bu değerler yine güzel arkadaşlar. Yani yer yer yüzeye çıkıyor. Ama onu baz alma. Ortalama yani 85, 90 FPS diyebiliriz. Ya ben patates olacağım bekle. Bak ekran kartı %99 yüklerde. İşlemci %80 yüklerde. Hani işlemci biraz düşük kalıyor açıkçası. Sıcaklıklar çok değişmedi. Lan çekil. Bak herif beni patates ediyor ya. Lan yürü git. Tövbe tövbe. Ekran kartı 8 GB belleğimiz var. 5.3 GB'ına harcıyor oyun. 113 Watt'lık güç getimlerine çıkmış. Zaten bu ekran kartının power limiti yani TDP'si 120 Watt civarında. Yok öyle ya ama. Ya olan iki mouse'u boş bıraktım diye hemen beni patlatacaktın değil mi? Neyse God of War'da değerleri de bu şekilde gördünüz. Hızlı hızlı geçiyorum video çok uzamasın diye. Benim canım da az kaldı. Kesin öleceğim abi yapacak bir şey yok. Şöyle biraz saldırayım da herife. Heh, tamamdır. God of bu şekilde bırakıyorum ve farklı bir oyuna geçiyorum. Geldik Spider-Man Remaster'da ayarları bir göstereyim. Tamamıyla veri high ayarlardayız. Display'e geldiğimizde 1920 x 1080 çözünürlük. Bu oyunda DLSS ile beraber DLSS Frame Generation desteği de bulunduğundan ötürü sunmuş olduğu FPS performansı muazzam arkadaşlar. Yani göreceksiniz sizler şimdi. Lan C'ye basmıyor muyduk? Nereye basıyorduk? Şöyle bir aksiyon alalım. Lan hadi. Ulan uçamadım. <gülüyor> Uçamadı. <gülüyor> uçamadım yeminle. De hadi. 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 Bak 150, 160, 180 FPS'e çıkıyor. Şaka gibi ya. Cidden çok iyi abi. Baksana şu grafiğe. Yani işlemci 96 Yani %96 yüklerde pardon Lan nereye takıldım ben Heh Şöyle ambiyansa bak yani ee, İşlemci %90 yükleri de çıkıyor Ekran kartı da zaten öyle Ama sıcaklık değerleri gayet güzel Şöyle karşıya geçeyim bakayım Hoppa eee Lan C'ye mi basıyorduk ben tuşları karıştırıyorum Fakat cidden çok iyi arkadaşlar Yani Nvidia'nın Super Resolution ile sunmuş olduğu performans muazzam seviyede iyi. Hoppa! Görüyorsunuz aldığımız FPS'leri <laughs> anlatmaya gerek yok. Neyse, Spider-Man'i de burada bırakalım. Geldik Cyberpunk 2077 oyunun ayarlarını isterseniz bir göstereyim çünkü bu oyunda neydi DLSS desteği bulunuyordu. Şuradan zaten çözünüz 1920x1080 piksel görebilirsiniz. Tamamen ultra ayarlarda bu oyunu ultra'ya aldığınız zaman High ve Ultra'nın bir kombin olarak en tepeyi çıkartıyor tüm ayarları. Yukarı geldiğimizde ise DLSS Super Resolution'ı açıyorsunuz ve alt kısmından balans, kalite veya performans modu seçebiliyorsunuz. Ben şahsen balans modunu seçtim. Full HD için bence en mantıklısı bu. Şöyle geri geleyim göstergeyi bir açayım. Biraz şöyle etrafa sıkayım maksat aksiyon olsun ki böyle polis polis falan gelsin diyeceğim ama ha, Neyse şuradan bir aksiyon aldık bakın 100 FPS üstü değerler alıyoruz Bu çok güzel bir değer arkadaşlar Yani yer yer hat o 120'ye falan da çıktı Ben şöyle bir arkaya doğru kaçayım yoksa beni öldürecekler Bak bak ekran kartı %90 yüklerde İşlemci deseniz %88'lerde lerde 13100F'le hafiften dar boğaz var. Yalan yok yani şimdi. Paranız varsa 12400F veya 13400F alabilirsiniz. Bu sizlere kalmış. Aa, polisler geldi. Gürün gidin lan. Pes etmek yok falan. <laughs> Şöyle geriye geleyim tekrardan. Şuradan gelecekler zaten. Ekran kartı mesela 66 derecelere çıktı. Hani CS'den biraz daha yükseldi ama Yine de bu sıcaklıklar böyle bir ekran kartı için gayet iyi arkadaşlar. İşlemci deseniz 75 derece. Bu da oldukça serin. Gayet güzel stok bir fana sahip olmamıza rağmen serin bir şekilde çalışıyor. Yani de... ay pardon CS diyorum. Ağzıma nereden yapıştı ya? Neydi? Cyberpunk 2077'yi burada kapatalım. Full HD ultra ayarlarda e, neydi? 100 110 FPS değerleri rahatlıkla alabildiğimizi görmüş oldunuz. Ben öleceğim oyunu kapatıyorum. Canlı oyun değerlerini gördünüz. Oldukça güzel FPS değerleri veriyor ve sistem baya baya serin çalışıyor. Özellikle ekran kartı 65-66 dereceleri çok geçmedi. İşlemci deseniz 70-75 derecelere çıktı. Gayet normal ama sıcak havalarda stok fan ile 13100F işlemcisi biraz daha yüksek sıcaklıklara erişebiliyor. Burada sizlere önerim şu olacak. Sistemde her ne kadar güzel bir besleme olsa da bir nebze de olsa dar boğaz söz konusu oluyor. Bu sebeple ötürü eğer bütçeniz varsa işlemciyi 12400F veya 13400F ile değiştirebilirsiniz. Fakat bütçeniz yoksa dahi bence sistemi kaçırmayın. İleride paranız olduğu zaman işlemciyi güçlendirirsiniz ve daha yüksek FPS değerleri de alırsınız. Başka diyecek bir şey kalmadı. Fiyatı son kez hatırlatalım. İlk 100 stok efsane fiyattan yani 18.999 TL'den sonraki 250 stok 19.499 TL'den Geri kalan 250 stok 19.999 TL'den satıldığında toplamda 600 tane kampanyalı mis gibi sistemi sizlere oluşturmuş oluyoruz bu sayede diyorum. Ve videoda burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.